Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Sizin çalışmış olduğunuz sağlık kurumunda da çok önemli teşhis tedavi aşamalarını yazılı ve görsel basını takip ediyoruz. Kısaca bilgi verirseniz neler söyleyeceksiniz? Şu anda kalp cerrahisinde yapılan ameliyatların çok büyük bir kısmını tabii bypass ameliyatları, yani koroner bypass ameliyatları. Evet. Yani yaklaşık %80'ini civarında koroner bypass ameliyatları gibi. Onun dışında kapak ameliyatları, hem kapak değiştirme ve kapak tamir ameliyatları oldukça yine sık yaptığımız hastalık grupları içinde. Aort cerrahisi ameliyatları, aorttaki anerizma dediğimiz genişlemelerin hem göğüs içindeki hem karın içindeki genişlemelerin ameliyatlarını da yani yine de sık sayıda yapıyoruz. Aynı zamanda damar tıkanıkları sadece dediğim gibi kalpte değildi. Bacak damar tıkanıkları, kol damar tıkanıkları, bu tür ameliyatlar da yine sık yaptığımız ameliyatlar içerisinde. Evet. Doğuştan kalp hastalıkları, yani çok sık olmamakla birlikte yine de yaptığımız ameliyatlar içerisinde. Evet. Peki 128 kesit beta anjiyografi ile ilgili bilgi verebilir misiniz hocam? Özellikle kalp sağlığına ilişkin teşhis aşamasında. Tomografi önemli. Aslında çok yani teknolojinin işte ilerlemesiyle birlikte bu tomografi de çok hızlı ilerledi. 128 kesitli tomografi oldukça çok 5 saniye içerisinde, çok kısa bir süre içerisinde çok kısa aralıklarla tomografi çekilebiliyor. Bununla koroner arter hastalıkları çok iyi görüntülenebiliyor. Ama şey gibi değil tabii. Yani hala yani bir koroner bizim bildiğimiz konvansiyonel anjiyografi gibi evet. Kesin teşhis ve tedavisi şu anda yapılmıyor. Ama şüpheli durumlarda teşhis koyma aşamasında yine de çok kullanılan bir yöntem. Oldukça da faydalı bir yöntem. Eğer anjiyo yapmaktan kaçınıyorsak, yapmayı hemen çok düşünmüyorsak, çok ciddi bulgular elimizde yoksa özellikle genç hastalarda bu tomografiyi tercih edebiliyoruz. Yani iyi bir yöntem. Evet. Peki koroner anjiyografi ile farkı nedir? Yani şimdi koroner anjiyografide tabii damarın içine girerek veriyoruz ve çok birkaç pozda çok daha net görüyoruz ve eğer stent takacaksak ya da bypass yapacaksak kesinlikle koroner anjiyografi. Yani ona koroner anjiyografi olmadan kesinlikle bir işlem yapmıyoruz. BT anjiyo sadece bize bir teşhis, işte damar tıkanıklığı var mıdır, yok mudur? Eğer ona şüphelenirsek onun üzerine anjiyo yapıyoruz. Yani onu kesin nihai çözüm değil BT anjiyo. Evet. Kesin çözüm yine anjiyo ile, bizim bildiğimiz klasik anjiyo ile koyabiliyoruz. Evet. Şimdi gelen sorularda hocam bypass ameliyatının her hastaya göre süreleri farklı mıdır diye gelen sorular var. Ameliyat sonrasında ne zaman sağlığıma kavuşabilirim? Sağlıkla yine spor, sosyal yaşantıma dönebilir miyim? Rahat banyomu yapabilir miyim? İlla sürekli pansuman yapmam gerekiyor mu ameliyat sonrası yaralarımın geçmesi diye gelen sorulara? Yok, yani bizim bypass ameliyatlarından sonra zaten bir hafta içerisinde o dikişler vücut zaten onu kapatıyor. Yani ilk birkaç gün zaten biz kendimiz pansuman yapıyoruz. Ondan sonra hastaların kendilerine pansuman yapmalarına gerek yok. Bazen çok böyle şeker hastaları, bazen yara, özellikle bacaktaki yaralar bazen geç iyileşebiliyorlar. O tür durumlarda bazen böyle küçük pansumanlar yapılabiliyor. Ama sıklıkla pansumana gerek yok. Yaralar dediğim gibi eğer çok ciddi kontrolsüz şeker hastalığı yok ise genelde çok bir hafta, 10 gün içerisinde tamamen iyileşiyor. Hastalar bizim bypass ameliyatlarından sonra yaklaşık yani bir buçuk ay içerisinde bu göğüs kafesinin de kaynaması, kemiklerin de kaynaması ile birlikte normal hayatlarına dönüyorlar. Zaten biz banyo dediniz, banyo zaten ilk birkaç gün içerisinde banyo yaptırıyor zaten hastalara. Hı hı. Yani hastanede çıkmadan bile banyo yapılıyor. Yani normalde bir sıkıntı yok. Bir buçuk ay sonra insanlar normal hayatlarına çok rahat bir şekilde dönebiliyorlar. Spor, yürüyüş, egzersiz, bunlar zaten biz muhakkak öneriyoruz. Yani yapabilirliği dışında yapması gerekiyor zaten. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.
Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.